Pablo Escobar'ın ele geçirdiği, yönettiği yerlerden birisi burası. İnsanlar şu yukarılarda yaşıyorlar. Bütün evler tuğladan. Akşamları sokağa çıkmak dahi yasak. Çocuğu geçen gün öldürüyorlardı. Buralar asla güvenli değil. Vay vay vay, merdivenlerden çıkacağız herhalde. O dönemlerde öldürülen insanların isimleriymiş. Burayı Brezilya'daki favelalar gibi düşünebilirsiniz. Of, manzaraya bak. Beni sanırım şu Kolombiya'da en çok burası etkiledi arkadaşlar. Param olsa da ver alsam. Sé que no soy un santo, por eso escribí esta canción. No solo más pa superarme, sino pa pedirme perdón. Kolombiya'dan selamlar. Size bu zamana kadar çok fazla bölüm yaptım ama ilk defa bir bölümü yaparken gerçekten tırsarak başlıyorum. Çünkü gideceğimiz yer Santo Domingo. Kolombiya'da en, hatta ne Kolombiya'sı, dünyanın en tehlikeli mahallelerinden bir tanesiymiş vakti zamanında. Bize Çağatay kardeşimiz önceki bölümlerde tanıştırmıştık sizi. Arkadaş buldu buradan, kontak buldu sağ olsun. O gezdirecek. Normalde bireysel olarak asla gitmememiz gereken bir yer. Ama son zamanlarda tabii birazcık daha düzelmiş diyorlar. İnsan yine de ister istemez korkmuyor değil. Şimdi merkezdeyiz. Lüks müritlerin olduğu yerde metroya doğru yürüyoruz. Size iyi seyirler. Bizim de gazamız mübarek olan etiği. Burada bir yerde metro varmış. Şu olsa gerek. Metro ile gideceğiz bakalım. Nasıl ulaşacağız? Abi metroya bineceğiz. AVM'den çıkamadık. Yok mu? Çekim. Metro? Metro? No tek. Tamam. Derecho. Düz diyor yani. Bir ulaşamadık metroya be kardeşim. Geldik sayılır ama. Hola. Heh. Santo Domingo. Kaldık. 6 bile falan geldi. Yani 1,5 dolar. Heh. Her yerde polis asker var yine. Geldi metromuz. Şimdi şehrin merkezinden ayrıldık. Şöyle yamaçların olduğu yere gideceğiz arkadaşlar. Daha böyle tepelere çıkacağız. Abi her yer yemyeşil ya. Çok güzel yerlere geldik. Çok. Bu kadar zenginlikten sonra bakın nereye geldik. Sanki Hindistan. Vay be. Filmlerdeki gibi mahalleler. Ölüyorum heyecandan. Resmen o Netflix'teki vardı ya, Narcos dizisi. Onu yaşayacakmışız gibi hissettiriyor şuralara gelince ve bütün tepelere kadar hep böyle evler var. Her yer böyle şu anda. Geldik arkadaşlar, geldik. Ölüyorum size şuraları göstermek için var sabırsızlıktan. Burada şimdi teleferiye bineceğiz. Yolda gördüğüm şeyleri, manzaralar yani ya. Yüzler, binlerce ev abi, binlerce, dağların başına kadar hepsi aynı şey, kiremitten. Aldığımız inanılmaz zengin bir muhit. Ve 5-6 durak sonra bu halde görüyorsun. Şu gördüğünüz teleferikle tepeye gideceğiz. Bu teleferikten önce burası çok tehlikeli bir bölgeymiş. Teleferik geldikten sonra yavaş yavaş da bir kalkınmaya başlamış. 3 durak gideceğiz bununla. Şu tepelere doğru çıkacağız. Ne kadar net görünüyor bilmiyorum arkadaşlar. Ters ışık var şu an. Hadi gidelim. Allah'ım. Ödük koptu, yemin ederim ödük koptu. Nezibe de çekiyor bir yandan. Turku. Türkiye. Türkiye. İstanbul. Galatasaray. O şekilde tam. Falcao. 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 Galatasaray'da oynuyor. Ne güzel İspanyolca konuşuyor. Şimdi tepeye çıkarken ben bir yandan canım sıkıldı, Instagram'a paylaşımlar yaptım arkadaşlar. Gelin bir ayarın peşinde hesabımda da dünya turunu anlık oradan paylaşıyoruz. Sadece dedim ya, Leyce'nin değil, dünyanın en tehlikeli mahallelerinden biriydi ilk zamanında bu. Yani Narcos dizisini izleyenler de bilir, 1990'lı yıllara kadar. Sonra 2004'te bir teleferik yapıldıktan sonra bölgeyi temizliyorlar, arındırıyorlar bu güvensiz ortamından ve o zamanlar akşamları sokağa çıkmak dahi yasakmış. İnsanlar evlerinde saklanıyorlarmış. O
kadar tehlikeliymiş. Yani muhiti görüyorsunuz. Çok büyük karteller varmış. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlarmış. Zaten bunun hikayesini biraz sonra arkadaştan da dinleyeceğiz, beraber gezeceğimiz. Ama şu ana kadar izlenimlerim, yani o dönemleri tahmin dahi edemiyorum. Evet, dizide izlediğiniz gibi bir şey değil bu. Yani yukarıdan bakınca bile her şey daha net, böyle canlı canlı görünce fark ediyorsunuz ya. Bu farklı bir yer. Hiç beklemiyordum bu kadar. Bütün şu gördüğünüz dağlar, tepeler, hepsi böyle mahalle arkadaşlar, hepsi. Ama bakın bir yandan gökdelenler de var. Yani şurada gördüğünüz bütün manzaraların aynalarını sadece Medellin'de değil, muhtemelen bütün Kolombiya'da görebiliyorsunuzdur. Tabi burası kadar var mı bilmiyorum ama şu tepelerdeki evleri yakından görünce şimdi daha net anlıyoruz durumu. Ben daha bu kadar çok olduğunu tahmin etmiyordum. Geldik. Geldik Esime. Adamımızı da bulduk. Amigolarım benim. Hi, it's me Deniz. Good. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bu arkadaş da geleceğiz. By me Deniz, Esime. Buradaki insanlar çok iyidir, vardır diyor. Haydi başlayalım, hepsini anlatacağım, bekleyin. Arkadaşlar diyor ki, şimdi önce hikayeyi anlatayım size. 1990'lara kadar Pablo Escobar'ın ele geçirdiği, yönettiği yerlerden birisi burası. Hatta Pablo Escobar devletten, Amerikalılardan falan saklanırken, saklanmak için bu bölgeyi bile kullanmış. Onun gang, yani gangsterleri varmış adamları ve burada uyuşturucu ticareti yapıyorlardı. En çok ana yerlerden bir tanesi de burasıymış. Ve diyor ki ama şu anda hiçbir sıkıntı yok. Pablo Escobar'ı da sevmeyiz. Özellikle yaşlı ve fakir kesimler severmiş ama çok az. Yeni nesil özellikle hiç beğenmiyor. Bölgeyi kalkındırmaya çalışıyor bu çocuklar. Buraya kütüphane kurmuşlar, yetimhane kurmuşlar. Şimdi hem o bölgeye gezeceğiz hem de gelmişken bizim de çorbada tuzumuz olsun deyip onlara elimizden gelen desteği de yapmak istiyoruz. Bölgenin hikayesi eski günleri düşününce kötüymüş, çok zor, ne insanlar ölmüş. Diyorum yani gece sokağa çıkamazlarmış, sürekli çatışma olurmuş. Çok çok zor zamanlarmış o zamanlar o çocuğun anlattığına göre. Ama şimdilerde diyor gayet sıkıntısız bir şekilde hayatımızı devam ediyoruz diyor. Ama ve lakin şimdilerde düzelmiş dedim ya. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz, insanlar parklarda oynuyorlar. Aileleri başlarında bekliyor. Bölge böyle çok güzel aslında, bir doğa olarak yamacın eteğine kuyrulmuş. Ama ve lakin az önce ne dedi? Çocuğu geçen gün öldürüyorlardı. Ben çok yanında söylemek istemedim. Boğazında ve yüzünde yaralar göreceksiniz. Normalde bizi gezdirecekti bu arkadaş. Ama o gün bu çocuğu gasp ettiler abi, başka bir mahallede. Diyor ki yani burası evet güvenli ama diyor şu karşısı mesela değil diyor. Yani bildiğin mahalle mahalle ayrılmış. Ha beni mi izliyorsunuz? Ay hola, çok güzelsiniz. Çocuğun suratını kestiler, boğazını zincirle boğmaya çalıştılar falan. Yani fark ettiniz mi yüzünden bilmiyorum. O yüzden benim size şu an gösterdiğim yer geçmişte yaşanmış bir felaket mahallelerden birinin günümüzdeki hali. Ama diyorum buralar asla güvenli değil. Hemen karşıya gidersiniz. Centro bölgesi var mesela. Soyulursunuz diyor yani. Çok dikkat etmeniz lazım. Komune yani bölgelerden, mahallelerden oluşuyor. 90 küsür tane mi ne mahalle var dedi. İlki burasıymış. Şimdi o mahallenin içinde dolaşıyoruz. Yani güven konusunda bir şey yaşamadık şu ana kadar. Gayet belki çocuklar olduğu içindir ama kiliseleri de buymuş. Param olsa da ver alsam. Guys! Bien! Ooooooo! Böyle karpuz, ananas satıyorlar. Aa, araba geldi. Ooo, karpuzu güzelmiş Nesibe. Yesek mi biraz? Avokado var, mango satıyor, havuç var. Patates satıyor. Adamlarım ya. La plata da hecho que buscarla. Viene delicio. Şimdi şu çocukları çekerken dikkatli olun siz yine ne dedi, bizi uyardı. Biz böyle lalalum telefonla çekmeye falan başladık. Ha, yine bir şey olmaz ama diyor. Hani olabilir. Motorlu özellikle kapkaç yapanlar varmış. Hadi burayı geçtim ama diyor. Kolombiya'nın genelinde, Medellin'de özellikle birçok yerde olabildiğince telefonunuzu çıkartmayın diyor. Çünkü telefonlar dikkat çekiyor bizim. iPhone'lar olduğu için böyle motorla gelip alabilirlermiş. Kilisenin duvarında şöyle bir şeyi gördüm. Victimas, yani victim kurban demek. İngilizce de oradan çıkarım yaptım. Dedim ki ne bu isimler? O dönemlerde öldürülen insanların isimleriymiş. Hatta bu şeyin, kilisenin kurucusunun ismi de şuymuş. Onu da öldürmüşler gangsterler. Onların adına da bu duvarın üstüne isimlerini yazmışlar. Yukarılara böyle geze geze gideceğiz. Hep tepelere çıkıyoruz. Şu derme çatma evlerde yaşıyorlar. Bizi şimdi bölgeyi gezdiriyor.
O karşılarda hep komple böyle mahalleler arkadaşlar. O kadar çok insan ölmüş ki zamanında. Ama zor yerler, gerçekten zor yerler. Şimdi bir ay sonra seçimler var burada, Kolombiya'da. Onlar da sevmiyor yöneticilerini. Ama diyor kim gelirse gelsin burası Kolombiya. Ya bu seçim olayı tam bir kaos diyor Kolombiya için. And before everything changed. Exactly. I agree with you. Pandemiden dolayı çok ciddi sıkıntı yaşanmış buralarda. Çünkü diyor ki buradaki insanlar günlük yaşıyor. Günlük yaşadıkları için pandemide gıda sıkıntısı çok olmuş özellikle. Bir topluluk kurmuşlar. Şimdi o topluluklarının olduğu bir bina var. Oraya gidiyoruz. Yardımlaşma dernek gibi düşünebilirsiniz. Güzel insanlar, niyetleri güzel insanlar. Böyle insanlar iyi ki varlar. Biz de inşallah şimdi bunun bir parçası olacağız. Hem bölgeyi hem insanların hayatlarını anlamak için bence böyle insanlar. Burayı bulduğumuz için çok şanslıyız, Allah'a şükürler olsun. Ben yoksa buraya boş boş gezerdim arkadaşlar, hiçbir şey anlamadım. Şimdi şey yapacakmış. Yemek yiyeceklermiş, bizi bekliyorlarmış. Hızlı hızlı oraya gidiyoruz. Bu çocuk tamamen bu işi gönüllü yapıyor dediğim gibi. Başka işi var normalde. Kendini bu işe adamış. Çok iyi insanlar var abi gerçekten ya. Dünyada iyiler ve kötüler var. Gerisi hikaye ya. Burayı Brezilya'daki favelalar gibi düşünebilirsiniz. Gidiyoruz bakalım. Gittikçe tepelere gidiyor. Şuraya bakın arkadaşlar. Sonu yok resmen. Ve böyle yollardan geçiyorsunuz hep. Of, manzaraya bak. Buralar çıkılmaz ya. O kadar çıkmayız. Geldik. Abi hep tepe 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 böyle gidiyor ve insanlar şu yukarılarda yaşıyorlar. Bütün evler tuğladan, dışı sıvasız ve yaşamlar bir şekilde böyle devam ediyor buralarda. Hala o çocukların yetimhanesine doğru gidiyoruz. Bir türlü ulaşamadık, bayağı uzakmış. Geldik. Böyle bir basket sahası yapmışlar. Şimdi... Hi guys! Herkes selam veriyor. Vay vay vay. Merdivenlerden çıkacağız herhalde. This is the stairs is the soup kitchen that is there. Bize manzarayı göstermek için dolaştırmış. Normalde yukarıdan metrodan inince gelmeniz gerekiyor dedi. Köpekleri çok seviyorlar. Çıkalım bakalım. Ah, şu çocukların olduğu yer olsa gerek. Abi evler hep böyle ya. Bu insanlar mesela yemekleri yolmazmış. Çocuklar için özellikle yemek getiriyorlarmış. Ve kadınlar mesela çocuklarını getirip burada bırakıp doyurup ondan sonra eve götürüyormuş. Şu kadın onlardan biriydi mesela. Göstermek istemedim az önce. Aha. Hey. Hola. Hola. Aa, çok seviyorlar onu. Hay hola. Hola. Allah'ım çok tatlısınız. This is the our soup kitchen. This is the first group that can be to eat. The meat we are going to do to give them rice, chicken, bread and juice for today. Bugünkü menüymüş. Bir yandan İngilizce öğreniyorlar. Bakın. Abi çocuklara adamışlar kendilerini. Dua ediyorlar. Şimdi yemeklerini yiyecekler. Biz de yardım edelim. Bunu how can I give any of them? Some of them. Bazıları az yermiş. Bizim de çorbada tuzumuz olsun. Poquito. Ha, mucho. Is mucho? Mucho al. Al, afiyet olsun. Binanın içerisi böyle arkadaşlar. Bu binayı yapmışlar gönüllü olarak. Sonra da bir vakıf gibi çalışmaya çalışıyorlar işte. Bağış yapanlar var. Bunlar da tamamen gönüllü insanlarmış. İçerideki ablalar yapıyor yemekleri. Direkt çekmedim içeriği. Afiyet olsun onlara. Bu çocukların büyük bir çoğunluğu anneannelerinde, babaannelerinde, dedelerinde kalıyormuş. Genelde anneleri, babaları ya uyuşturucu kullanıyorlarmış, ya çatışmada ölmüşler, ya işte evi terk etmişler dedi. Ama bazı ailelerin evinde yemek olmadığı için çocuklarını da getirip burada doyuruyorlarmış ve diyor ki muhtemelen tek bugün yiyecekleri yemek bu olacak diyor. Çünkü
yemekleri yok diyor, yani paraları yok diyor. Ve geleceği inşa etmek için bizim bu çocuklara sahip çıkmamız lazım. Yoksa eskisi gibi olacak dedi arkadaş. Niyeti çok muhteşem insanlar gerçekten de. Yani iyi insanlar her yerde var bir şekilde. Biz de şimdi elimizden geldiğince onlara destek olacağız. Burada yaşamlar çok zor arkadaşlar. Yani bu insanlar boşuna uyuşturucu satmıyorlar dedi. Ya da işte birilerini öldürmüyorlar dedi eski yıllarda özellikle. Çünkü aç kaldılar dedi. Aç kaldıkları için de başka seçenekleri kalmamış. Öyle diyor ama şimdi yavaş yavaş artık toparlanmaya başlıyoruz dedi çocuk. Bize de ananas suyu ikram ettiler sağ olsunlar. Yorulmuşuz. Gerçekten gezmek buralar öyle kolay değil. Anısı olacak en güzeli. Al sen de çek kendini al. Al beni mi çekeceksin ha? Çek bakalım. O çekiyor şu an beni. Arkadaşlarını çek. Beni sanırım şu Kolombiya'da en çok burası etkiledi arkadaşlar. Gerçek anlamda Kolombiya'yı ben burada hissettim. İyi ki en sona burayı saklamışım. Şimdi yukarıya doğru tırmanıyoruz. Ne oldu? He tamam. So I think yine reggaeton her yerde. Oyun mu oynuyorsunuz? They're playing? What is the name of the game? Domino. Ha, domino. Şimdi merkeze geldik. Bu bölgedeki tavukçu var böyle bir tane. Çok güzel kokuyordu. Yavaş yavaş geriye dönüyoruz artık. Harika bir deneyim oluyor ya. Çok güzel hissettik burayı valla. Yaşamak çok zor buralarda arkadaşlar. Çocuklara helal olsun. Gençlerin, bebeklerin elinden tutmuşlar valla. İnsan buradan ayrılmak istemiyor ya. Sokakları falan hep dolaşmak istiyorsun. Bir de güvenliği hissettiğin için daha böyle kafan rahat geziyorsun. We don't want to live here. It's very beautiful neighborhood. Really? Yeah. Ah, thank you very much. Çok teşekkür ederiz kendisine. Çok güzel bir deneyim oldu. Bizi saatlerce gezdirdi, kültürünü anlattı. Sizi de aktarmaya çalıştık. Şimdi Medellin'e gidip bir şeyler yememiz lazım. Bayağı acıktık arkadaşlar. Gençler, yağmurlu bir günde artık size elveda ediyoruz. Geldiğimiz yerden şimdi geri dönüyoruz. Bir de burada ilk defa şemsiye bulabildik. Bir de şemsiye satıyor. Evet. Yağmur çünkü sürekli başlıyor, bitiyor bence falan. Anlamıyorsun. Buraya gelin şemsiye satın. Girişimcilik tavsiyesi abi. Buraya gelin şemsiye işine gidin. Hiç satmıyorlar. Çok nadir gördük. Velhasıl kelam izlediğiniz için teşekkürler. İnşallah sonraki bölümlerde yine Kolombiya'yı keşfetmeye devam edeceğiz. Çocuk 10 numaraydı. Bölge çok güzeldi. Biz de elimizden gelen yardımı yaptık. İnşallah ilerleyen dönemlerde bu çocuklar daha da çoğalırlar ve Kolombiya'daki bu yoksulluğun olduğu kesimlerde en azından açlık kısmını zamanla çözmeye başlarlar. Çok açım bir yandan. Ağzımda konuşamıyorsun değil mi? Zorla konuşuyorum. Kaç saattir bir şey yemedik. Şimdi gidip bir yerde bir şey yiyeceğiz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. No necesito otra hembra pa' sentirme macho. Yo soy el hijo de mami, yo soy el mismo muchacho. No soy de antes, no soy de antes. El que imitaba narcotraficantes. Ahora pienso en la familia y echa pa' adelante. Y te quiero, no cambié.